İstanbul'un 1100 kilometre metro raylı sisteme ihtiyacı var, öyle mi? Şu an gördüğünüz, hesapladığınız. Şu anda İstanbul Ulaşım Ana Planı İstanbul genelinde 1100 kilometre metro olması gerektiğini bize ulaştırdı. Ne kadarımız var Sayın Bakan şu an? Şu anda inşaatı, şu anda 270 kilometre kullanımda olan, işletmede olan metro vardı. Bunlar tamamı işte dediğim gibi 2019 yerel seçim öncesi yapılmıştı. Şimdi 14 kilometre açıldı, Bostancı Dudullu attı. Onun da üzerine koyduğunuzda 284 kilometre yapıyor. Şu an devam eden İstanbul'un belediyesinin 90 kilometre metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometreydi, 7 kilometresini verdik. 95 kilometre devam ediyor. Yani bu devam edenleri koyduğunuzda 480 kilometreye ulaşıyor. Ama İstanbul'un ilk etapta bunların bitirilip hayata kazandırılması lazım. Ve peşinden de bu haritada gördüğümüz yeşillere başlanması gerekiyor. Başka türlü İstanbul'da işin içinden çıkılmaz. Bunlar planlananlar yapılmalı. Evet, mutlaka yeşillerde o 1100 kilometrenin diğer 480 kilometre dışında kalan hatlardır bunlar. Bunlar da yani bütün İstanbul'un genel için planlanmış önemli bir altlık vardır bunun altında. Yani bunları niye yapıyorsun? Burada yolculuk etütleri, iş seyahatleri, okul seyahatleri, bütün bunlar fizibiliteleri yapılarak planlandı bunlar. Tabii ki bunları planlarken sırf raylı sistem planlıyorsunuz. Öbür bunun yanında da bütün lastik tekerlekli toplu taşımayı da buna entegre hale getirmek lazım. Orada da kaliteli, konforlu bir işletme yapmak lazım. Birbirlerini tamamlayan hatlar olması lazım. Bakın özellikle şu maviler ve kırmızılara baktığınızda bunlar hep birbirlerini tamamlayan hatlardır. Yani bunu bir tanesini yaptığınızda burası sakat kalıyor. O yüzden bunlar hep birbirine bağlantılı olduğu için hızlıca bitirilip hayata kazandırılması lazım. Bunun yanında İETT'nin otobüs filosunun da iyi bir işletme ve sürekli kalite ve konforun artırılması gerekiyor. Çok fazla otobüslerde yangın çıkıyor. Siz belediyeyi de bilen birisiniz, evet. Yani toplu taşımayı. Bunun sebebi nedir? Nasıl yorumluyorsunuz? Sebebi tamamen liyakatsiz kişilerin göreve gelmesi ve buradaki bakımların ve işletmelerin belirlenen ölçülerde yapılmasıdır. Başka bir anlamı olamaz ve filonun sürekli yenilenmesi lazım. Çünkü daha önce 2014 öncesinde her yıl yaklaşık 300 tane otobüs alınırdı ve filoya katılıp yenilenirdi. Ama maalesef son 4 yıl içerisinde hiç bir elin parmakları... Sayı 40'a düşmüş. Geçen burada maalesef. Tevfik Göksu vardı. Sorduk bu rakamı. 400'e yakın oluyorduk. Maalesef bu ilerlemez. Önümüzdeki günleri çok daha sıkıntılı. Yani normal değil değil mi bu görüntü? Değil. Yani. Tabii ki son derece değil. Ya. Siz daha önce böyle bir manzara hiç rastlayabiliyor muydunuz? Yani bir de otobüslerin yolda kalması trafik sıkışıklığını oldukça ortadan artırıyor. Bir de yani böyle o yanan otobüsler, yolda kalmış otobüsler bu kadar yoğunlukta hiçbir zaman olmadı. Yani olamaz da zaten. Yani bu belediyenin görevi bir defa birinci görevi yani. En önemli görevi kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurup işletmektir. Yoksa herkes farklı bu sefer seyahat alternatiflerine dönüyor. Özel aracını tercih ettiği için saatler sürüyor yolculuklar. Sayın Bakan engelleniyoruz diyor başkan, öyle diyor. Engellemek nedir biliyor musunuz? Bir şey söyleyeyim size. Bu gezi olayları yapılmıştı biliyorsunuz 2013 yılında. Orada çıkmıştı o maalesef bu teröristler, onların başı. Ne demişti? Biz bu işi bırakırız ama havalimanını yapmayacaksınız. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapacaksınız. Bütün projeleri durduracaklarını tek tek işte engellemek oydu aslında. Biz onlarla bir taraftan mücadele ederek bir taraftan bu büyük bir yatırımları, dünya içindeki büyük yatırımları yaptık, kazandırdık. Yani neyi engelliyorsun? Yani buraya harfiyat dökmeni engellemedik. Yani engellememiz gereken oydu yani. Onu yaptınız. Üstüne vazife olan işleri yapmıyorsun. Peki orada bir şey soracağım. Devam edelim. Tevfik Göksu açıkladı, başkan vekiliniz. Ya dedi ki iki tane proje özellikle örnek verdi. Biri 170 milyon avro, birisi de 140 milyon avro da kredisi çıkmış. Parası da var ama hiçbir adım atılmıyor. Peki bunun yaptırımı yok mu? Yaptırımı seçimlerde vatandaşımızın tercihi olacak. O, oraya kadar... Onu yaptı. Ya aslında bakın buraya... Siz harfiyat döküyorsunuz bir kamu yatırımının üzerine. Bu bir kamu zararıdır. Aslında o bir aslında soruşturması gereken odur. Onu soruşturduğunuzda ondan sonra farklı bir şeyler, farklı algı operasyonları yapıyorlar. Bakın bu bizim geçenlerde hizmete açtığımız Sabiha Gökçen Havalimanı metrosudur. Bu da Kadıköy'e ulaşan önemli bir metrodur. Bu da tamamen AK Partili belediyeler zamanında yapılmış, bitirilmişti. Bunun havalimanı bağlantısını yaptık. Bunun bakın şu kırmızıyla gözüken Marmara bağlantısı var. Yani Marmara'ya gelen bir vatandaşımız burada aktarma yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecekti metro direkt bağlantısıyla. Bakın bu biterken bunun biteceğini de biliyorlar. Bunun ihalesi de 2018 yılında yapılmıştı ve işe başlanmıştı. Yapmadılar hiçbir şey, yerinde yerler istiyor. Ama şimdi vatandaşımız Pendik'te Marmara'ya ulaşmak için ta Kadıköy'e gitmesi gerekiyor bu aktarmayı yapmak için.
Yani Pendik geri dönecek Kadıköy'e. Evet, oradan buraya gelmesi lazım. Yani karayolunu seçmezse ya minibüse binecek. Evet, yani şu Pendik'in ara sokaklarında kaybolacak. Aynen tabii, öyle. Maalesef. Zaten en çok bundan dolayı çok evet. Sayın Bakanım bununla ilgili çok fazla geliyor. Yani ya başladılar ama, kullanmaya. Bunları planlarken, bunları planlayanlar bunları hepsini düşünerek bu şekilde bağlantılarını da beraber planladılar. Bunu bu yapmadığınızda sakat kalıyor bu proje. O yüzden görevini yapmıyorlar. Maalesef biz de görevini yapın diyoruz. Görevini yapınca engellemek olmuyor. İşini yap diyoruz biz de yani. Peki şu, mesela az önce Gezi'den bahsettiniz. İşte bazı projelerin durdurulmasını istediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, havalimanı projesinin. Bunun en büyük argümanları, kullandıkları argüman da yani çevreye zarar veriyorsunuz dediler. Kuzey ormanlarını mahvediyorsunuz dediler. Bu anlamdaki çalışmalarınız neler? Nasıl hassasiyet gösteriyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz? Orada bakın, ne kadar çevreye zarar verildi, ne kadarı tolere edilebilecek hesaplar içerisinde? Bakın, bu baştan beri söylüyoruz, ulaştırma altyapılarının ekonomi etkisi diyoruz. Yani gelişmenin en büyük dinamiği olmazsa olmazı ulaştırma altyapısı olduğu zaman onun üzerine ülke büyüyor, gelişiyor. Ya bunlar yatırım düşmanı demek, Türkiye düşmanı oluyor bunlar aslında. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen, ona düşman oluyorlar bunlar. Bunların da tamamen amacı oydu. Şimdi bakın, bahane arkadaş, miydi yani çevreye ağaçlar kesildi denildi, bir sürü şey söylendi. Ya hiç alakası yok. Bir arkadaşlarımız açsınlar İstanbul Havalimanı yapılmadan önceki oradaki bölgenin durumunu yapsınlar. Hemen bakalım var mı orada arkadaşlar? Tam 200 metre derinlikte bakın burada. Böyle miydi eskiden? Ya, tamamen böyleydi ya, bakın yaşamın ve yeşilin olmadığı bir alan. Burada taş ocaklarının, kum ocaklarının olduğu, maden ocaklarının bazıları 150-200 metre derinliklerde olan hayatın hiçbir bunun şekilde havalimanı yapıldı öyle mi? Bakın buraya... Nasıl yaptınız bu sahabeyi? Yani hakikaten önce onu sormak lazım. Ben de onu merak ettim. Burası 75 milyon metrekarelik bir alandır burası. Devletten bir kuruş çıkmadan... Bak devlet demek böyle bir şey aslında, biliyor musunuz? Devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar euroluk bir yatırımla böyle dünyanın en büyük tesisini, en büyük havalimanını buraya yapıyorsunuz. Ya. Sayın Bakan, öbür tarafı eski resmi verseniz arkadaşlar. Eski benim aklımda neydi açıkça söyleyeyim. Uçakla giderken görüyorum o havalarını. Kraterler, patlamalar. Burası orman hani falan diye. Ya bir de öyle kuzey ormanları diyorlar. Evet, ya yani. Bu dedikleri bu işte. Ya bu dezenformasyon, algı yönetimi işte bunlar. Ya bunlar... Ya hakikaten bu yatırım düşmanı demek, Türkiye düşmanı demek. Bunlara yani... göl diyorlarmış diyor arkadaşlarım. Doğal göllere siz zarar vermişsiniz. Bunlar madenlerin su dolmuş ya, değil mi? Su dolmuş burası. 80'lerde falan ben burada çok haber yaptım. Ağaçlı kömürü çıkardı buradan. Tabii tabii. O zaman kömürcüler de ya çıkardıktan sonra da yeşillendirmesiler gerekiyor. Yapmamışlar, böyle bıraktılar. Yeşilin ve yaşamın olmadı, terk edilmiş bir alan. 75 milyon metrekarelik bir alan. Bu zemin nasıl düzeltildi gerçekten? Ya? Buraya dolgu yapıldı. Buradan transfer yapıldı. Dolduruldu burası. Bu gece konuda yapamazsınız buraya. Bu haliyle tabii ki yapamazsınız. Bu yatırım gerekiyor. 10 milyar euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz yani. Ama yani ormanın ortasına bir şey oturtulmadı. Onun kafamıza net bir şekilde söylemiştik. Herkes bunu böyle bilir. Ben kesinlikle öyle bir şey bileyim bu halini. Yani kendileri ağaç kestiklerinde sesleri sedalar çıkmıyor. Ama yollar falan yapılırken de mi kesilmedi? Ağaç kesilmiştir bir miktar. Ya kesilmişse mutlaka. Bir tane ağaç. Ya en az zarar vermek için ağacın olmadığı yerler tercih ediyordu. Bir tane ağaç taşınırsa bunlar kesilmiyor. Hepsi taşınıyor. Bir tane taşınıyorsa yerine 10 tane 100 tane dikiliyor. Öyle yapılıyor. Bu chat raporlara yani. Falan uyulmuyor denildi bunlar yapılırken. Uyuluyor mu onlar? Ya uyumaz olur mu bunlar bizim zaten mahkeme kararı bunlar planlar. Hatta Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir gösterirseniz oradaki şu anki halini bir görelim. Bir gösterelim arkadaşlar. Kuzey Marmara Otoyolu'nun oradaki yeşilliği, güzelliği de görelim yani. O zaman diyorlardı ya Tem Otoyolu'nun etrafındaki gibi olacak. Bakın ormanları görüyorsunuz yani. Yolu da görüyorsunuz. Bu da bir ekolojik köprüdür mesela. Yabani hayvanların karşıya geçmesi için ekolojik köprü. Bunlar da hassasiyetle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden evet. Geliyor. Evet. Bu şey gibi. Bu böyle Japonya alayım. Olsa beğenirdiniz diyorlar ya. Aynen öyle, aynen öyle. İşte Japonya. Yani onlar görse yani burası diğer batılı bir ülkede olsaydı adamlar yapmış diyen adamlar kişiler yapmış adamlar yapmış derlerdi yani. Bu bir ülkenin kıymeti doğru. Ya. Görüntüsü çok yani, güzel gerçekten. Bu böyle bir de ya bu ülkemizin damarlarını açtı buralar ya. Yani buradaki bunun olmadığı halde İstanbul'un diğer geçiş alternatiflerini vereceği yükü hiç tahmin edebiliyor musunuz? Ekolojik köprü ne demek? Ekolojik köprü sayın buradaki bakayım. Yabani hayvanların rahatça karşıya geçmesi için kullanılan güzel yani insanlar ve yayalarının ve araçların düşünülmediği bir köprü. Tamamen canlılar için yapılmış ekolojik köprü. Bu aynı şekilde diğer otoyollarımızda da var bizim. Yani İstanbul-İzmir arasında da var. Yani biraz eskiden var. Şimdi yol bölünce şöyle sıkıntılar olurdu. Evet, mesela var. Hayvanlar iki taraftan geçemiyor falan. Onlar için yapılan. Şurası tamamen yani öyle. Bunların bizim kenarında tel örgü oluyor bizim mesela, sınırlı yolları. Tabii, tabii. Buradan geçecek. Aynen öyle. Bu bizim hızlı tren hatlarında da aynı şekilde var. Bu ekolojik köprüler orada da var. Kirpiler adına teşekkür ederiz o zaman. Burada bizim fotokopanlar var. Çok güzel görüntüler geliyor. Yani burada öyle özellikle mi? Bizim evet. Eskişehir tarafında geyikler falan var. Yani onlar kullanıyorlar bunları. Köprüden geçen hayvanlar. Evet, yani. Köprüden geçen hayvanlar.
Evet. Sayın Bakan, bir reklamımız daha var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnternet konusunu da merak ediyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir havacılık krizi yaşandı. Havalimanı da konuşacağız. Ulaştırma, havalimanı da hepsini bunların konuşacağız. Bir reklam arası daha sonra devam ediyoruz.